Evet dostlar, yeni bir videodan da hep tekrardan selamlar. Aleyküm selam lan. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sizleri farklı bir videoya daha tekrardan karşılıyorum. Bu videoda neler yaptık? Bu 11 günlük bir süreçte yaklaşık karakter farm yapıyor. Böyle anahtar olsun, örs olsun, ne bileyim ağır olsun, yan taraftan diğer karakterlerden hidir olsun vesaire, böyle farmlar yapıyoruz. Bakalım 11 günün sonucunda nasıl bir pazar kurabiliyoruz, ne kadar ürünlerimiz var ve bu ürünler satılıyor mu? Bir de tabii petimizin kasımını gerçekleştirdik. Şu anda alttaki petimiz 96 level meleğimiz. Önceki videolarda gördüğünüz meleği 96 level'e kadar ulaştı. Bakalım HP'si ne kadar arttı? Totalde 760 günlük bir melee petini tip 6 bir şekilde kasarsanız ne kadar bir artış olur? Bu videoda gene bundan da bahsettik. Sizlere de çok beklemeden videoyu almak istiyorum. Geçmeden de güzel bir beğeni bırakırsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. O zaman çok beklemeden hadi hemen videoya geçelim. Keyif seyirler diliyorum. Şöyle yaklaşık 10 ya da 11 gün civarı, bugün hatta 11. gün diye tahmin ediyorum, bir Yohara farmı üzerine odaklandık. Aynı zamanda Hydra vesaire de kestik ve totalde büyük bir bütçe elde edebileceğimiz bir pazar kurabilecek hale geldik diye düşünmekteyim. Geçelim pazara doğru, ürünlerimizi yerleştirelim, tüm kastımız her şeyi bir pazara doğru kuralım bakalım. 4-5 tane sıra sıra bir pazar diyeceğim, bakalım nasıl bir farm yapmışız, nelerimiz var, neler satılacak, neler gidecek, nasıl bir para gelecek elimize. Ben de çok merak ediyorum. Tüm pazarları ayarlayacağım, sonrasında sizlerle artık böyle ben pazarların kontrollerini yaparken kayda girerim. Çok fazla malzememiz var dediğim gibi elimde. Zaten pazara hepsini yerleştiremeyeceğiz. Nasıl örnek verebilirim? 200-300 tane böyle bir şeytanların taşı var elimizde. Mesela bir sürü pet kitabı sandıkları, artı 4 taşlar vesaire. Pazara tek seferde kuramayacağım. Ama arka arkaya sürekli satacağım ve çıkan nakitleri de artık birlikte görmüş olacağız diye düşünmekteyim. Şimdi ben geçiyorum. Hemen pazarları ayarlıyorum. Böyle kişisel premium dükkanlarını falan açayım. Tüm pazarları dolduralım. Bakalım sonrasında geliriz. Tekrardan kayda girerim. Pazarları oluşturduk. Şöyle de elimde bir 60 civarında bir deniz kızı sandığı bulabildim. Aslında çarları kurcalasam çok daha fazla var muhtemelen ama ben şimdi bu kadarını buldum. Bunları pazara atıp satmakla uğraşmayacağım. Piyasaları yaklaşık bir 15M civarlarında satsak çok daha karlı olacağız muhtemelen ama ben gene de şansımı denemek istiyorum. Şöyle bir 60-70 tane biz gene deniz kızı anahtarı çekelim pazardan. Sonrasında bunları açarken tekrardan ben karşınıza geleyim. Toplarken deniz kızı anahtarlarını gene 8-10'lara denk geldik. Şöyle son iki tanesini de alayım kardeşim. Piyasa çok yükseldi. 1M'den çekmeye başladım. 2.5M'e kadar yükseldi. Hakkıdır, hakkıdır abi. Bu adam 2.5M'e kurduğu için çekelim. Bir de 8-10'u çekelim mi bu adamın da emeğine yazık olmasına. Bak nasıl sinir oluyorum bunlara. Var ya bunlar çok çok sinir oluyorum beyler bu adamlara. Şimdi neyse. Biz elimizdekileri açalım. Şuradan başlayacağım şöyle. Karbon fiberle başladık. Çok güzel abicim. Çok güzel. Çok güzel. Karbon fiberimizle başladık. Devam edelim. Şu ikinci açıyorum. Soba parşömeni. Şu arkalardan alıyorum ki hani hızlı hızlı açabilelim sonrasında. Şu genç pet kitabı. Gene şurayı bitirdim. Aynen. Şimdi hızlı hızlı açmaya başlayabiliriz. Bir köyden çıkalım. Başka bir yere geçelim. Orada açalım. Evet, balıkçıyla göz göze gelmiş bir vaziyette. Şöyle kendime de bir artı vereyim. Açmaya başlayalım sandıklarımızı. Bakalım neler çıkacak burada. Güzel bir şekilde karbon fiber çıkarsa gerçekten hoşuma gider. Hemen hızlı hızlı açalım bakalım. Yabani pet, yabani pet. Yonk yonk. Protein lokması, taş sanatı, cesur pet. Baba bu. Baba. Alo. Olta halkası. Karbon fiber gelmedi daha. Bunları satmak her zaman çok daha karlı oluyor yani gerçekten. Şu, bu, bir tane daha geldi karbon fiber. Arka arkaya patlattığı falan olabiliyor beyler karbon fiberi de. Böyle çıkmadı maalesef. Bakalım. Son iki tane sandığımız mı kaldı? Abi üç tane çıkarsaydım bari ya. Hiç güzel olmadı vallahi. Yaklaşık 40-50 sandık civarı açtık. 2 tane karbon fiber aldık sadece. Kötü bir oran olsun, bunları da satarız bakalım. Pazar ayarlamalarını yaptım. Ürünlerimizi kurduk. Şöyle bu farmlarda kullandığım tüm karakterleri de şöyle arkama sıraladım, dizdim şamanlarıyla beraber. Gayet de görsel olarak da tatlı bir görüntü oldu. Şimdi pazarları sizlere göstereyim. Şu ilk pazara bir tık böyle fiyatlarda fazlalık görebilirsiniz. Mesela şu şimşek otlarında hiç yoktu pazarda. Bir miktarını şöyle 49M'den salladım pazara. Hiç yoktu dediğim gibi. Bir tane bile pazarda yoktu. Güç özütlerinin fiyatları bu şekildeydi. Bunlar hep genel olarak altlarına kurdum. 4-5 tane pet kitabı sandığı vardı pazarda. Onlar da 70-80M vardı. Gerisi kalan Bivon'du. Ben de kaselemek istemedim. Bivon'dan kurdum. Şöyle şunlar da farklı farklı eldiven denemek isteyen arkadaşlar olursa mecbur alırlar diye bu şekilde attım. Bunu da deneme amaçlı attım. Bir tane arkadaş tek başına deri sertleştirici kurmuş. 5M'den kurmuş. Bakalım onunkiler giderse, bu satılırsa tekrardan deri sertleştirici kururuz. Şu şekilde ayaz köklerini indirdim. Ayaz köklerimiz bayağı bir satılmıştı. Bu yeni kastığımız versiyon yani. Bundan bir miktar daha fazla var ama bu şekilde bunları da kurdum. Şöyle parçalarımızı indirdik. 200'ü sarı parlak parçamız kalmış aslında elimizde. Onu da ekleyebiliriz bir pazara ama bakalım birazdan ben onu da eklerim. Şöyle şu pazarda da bu karakterle yaptığımız farmın gelirleri var. Şöyle gördüğünüz gibi 800 adet örs, 275 adet de donmuş anahtar kurdum. Şöyle istiridileri kurdum, yuhara sandıklarını falan kurdum. Yani bayağı her şeyden bir para çıkarmaya çalıştık. Bakalım nasıl bir satış gerçekleşecek, ben de çok merak ediyorum. Son pazarımızda Hydra sandı ve aura kurduğum bir pazar oldu. Elimde de yaklaşık 200 civarında paket bir aura olması gerekiyor. Yani 200 küsür vardır.
vardır ama 200'e yakındır diye düşünüyorum. 200 paket civarında bir aura kasmışız bu süreçte. Bunları 4 fondan pazara attım ki hani belki almak isteyen olur toplu yazar falan diyerekten açık olan bir karakterin pazarına bunları da sabitledim. Geri kalan kısımda da bayağı elimde stoklu hidra sandığı var. Bunları satacağız. Borçlarımızı vereceğiz. Bakalım çok güzel bir şekilde farm yaptık. 10 günlük bir farm dediğim gibi bu bizlere yaklaşık olarak 2000 wonluk bir borç ödetmesi gerekiyor ki bence ödetecek de. Bakalım hemen buradan hatta bir tane yay satılmış bile. Hayırlı olsun. Devam etsin satışlarımız. Güzel satışlar yaparız diye düşünmekteyim. Ben bu pazarların satışlarını da sizlere gösteririm diye düşünüyorum. Ama fiyatlarda sürekli oynamalar yapacağım. Bunları sürekli göstermem diye düşünüyorum. Şuradaki sandıklar bittiği zaman da şeytanların taşlarını satmaya çalışacağım. 200-300 civarında da şeytanların taşı birikmiş olması lazım elimde. Böyle bir 2 saat kadar bir uyanış zindanına takıldım. Karaktere eldiven kasmam gerekiyordu savaşçımıza. Bu sırada da şöyle 1200'e yakın bir pelerin elde etmişiz. 0 pelerine geldim. Aynı zamanda 22 adet kutsama gene 0 kutsamayla geldim ve 5 adet de yeşil fasulye geldi. Gördüğünüz gibi şöyle 15, burada 10, 20, 30, 35 taneden 50, 60, 70, 75, 76, 77, 80 civarında bir hırsız eldiveni elde ettim 2 saatte. Bu da bizleri bayağı bir süre götürecektir. Şimdi bu karakteri tekrardan Aura Farm'da geçireceğim. Bu aralar Auralar çok durgun dediğim gibi ama kendimize yapacağız zaten bu Aura. Daha sonrasında kullanabileceğimiz takaslar için vesaire. Bakalım. Surayla da anahtar farmını bir süreliğine bıraktım. Şöyle 200'lü bir anahtar daha yaptık aslında. 199 ama son bir tanesini düşünmeye gerçekten üşendim bir miktarda. Hemen şuradan bir tane şey alacağız. Dezuka alacağız da onun için bir tane bunu bozdurmam gerekiyor. Serisinden bir Dezuka'mızı alalım. Simyal süremizi de kapatalım hemen geçmesin. Dezuka. Evet şöyle nesne marketimizde Dezuka. 30 XP 15 canavarlara karşı güç veren bir ürünümüz. Şu anda aktif olarak %200 XP eventi de var. Son 2 gününe yetişebiliyorum bu eventin. Ondan öncesinde oyuna pek giremedim ilk günlerinde. Şimdi 2 günde biz bu petlerden şunu 105 level'e kadar götürmeye çalışacağız. Bakalım kaç level'e kadar gidecek. Elimde bayağı bir mama var ama bu mamalar ne kadara yeter bilmiyorum. Üzerime hemen bir miktar şu şeylerden toplayayım. Sonrasında da zaman çatlağına geçelim. Orada kasmaya başlayalım. Şunlarla kasacağız belli bir miktara kadar zaten. Bunlardan deli gibi toplayıp ben hemen geçiyorum. Petimizi kasmaya başlayalım. İlk artışlarını sizlerle beraber görmek istiyorum. 760 günlük tip 6 bir meleği kasmaya geçeceğiz şimdi. Tipini de gösteririm sizlere. Şöyle ilk mücevher görevimiz tamamlanmış durumda. Ben de saldırı değeri artı 51'i karakteri 50 eklemek istiyorum. Dediğim gibi bu karakteri tamamen atak odaklı oynayacağım için STR'mizi almış olalım. Gayet güzel oldu. Devam edelim. Şimdi diğer görevi vermeye başlayalım. Evet şöyle ilk artışlarını petimizin sizlerle birlikte görmek istediğim için geldim tekrardan karşınıza şimdi. Nesne XP'mizi doldurduğumuz gibi muhtemelen artabilir. Şöyle 2.0 HP'den ilk artışımız petimizde 3.4. 1.4 artış gerçekleştirdi. İkinci artışımıza hemen bakalım nasıl gerçekleşecek. Umarım 1.4'ün üzerinde bir artış alır. Bu arada 0.9 defanstı 1.4'te. 1.4'te savunma değerimizde bir artış gerçekleşti. Şöyle ikinci artışımıza bakıyoruz. 3.4'ten 4.8 gene 1.4'lük bir artış gerçekleştirdi. 15'te birlikte görelim mi beyler? Seri seri zaten doluyor. Şu şekilde bir tane daha emdirelim. Defans da bu arada bakacağım. Şimdi defans artmış olması lazım. Artmadı. Artmadı. Şimdi mi artacak defans? Şimdi de artmadı. Defans birazcık garip arttı yani çözemedim pek. Şöyle 15. seviyesinde sizlerle birlikte aldıralım. Gene 1.4 arttı. Defans da 1.4 arttı. Evet 7 level'da bir artacak şekilde. Şimdi şöyle şu 3 tanesini yedirsek yeterli olur. 4.8'den de artmadı. 6.2 sabit bir şekilde 1.4 artıyor. Bakalım kaç EP'ye doğru gidecek. 1.5 artması lazım diye hatırlıyorum ama 1.5 artarsa ben tekrardan kayda gelir gösteririm. 80 level haline getirdik. Toplamda 16 kere artış aldım ve maksimum 4 kere 1.5 arttırabildik. Yani artışımız çok kötü gerçekleşti gerçekten. 1.5'ler birazcık daha fazla olsaydı 32 EP'ye geçme ihtimalimiz çok yükselecekti. Defans kısmında da 1 kere ya da 2 kere maksimum 1.5 artmıştır. Genel olarak artışımız çok iyi değildi yani. Şimdi sizlerle birlikte bu peti birazcık büyüteceğiz boy artışına doğru gideceğiz. Şöyle hemen petimizi yanımıza şöyle getirtelim kardeşim. Arkamızdan şöyle gel bakalım. Şunları öncelikle yediriyoruz. Petimizi bir cesur seviyesine getiriyoruz. Hadi abicim bir cesur ol bakalım. Cesur olduğunda şu şekilde bir büyüme gerçekleştirdi. Şöyle yanına da geçeyim. Şimdi asıl pet kahraman olduğu zaman devasa şekilde boyut artışına gidecek. Şöyle gösteriyorum. Hop. Abi çok da büyümedi sanki biliyor musunuz? Hani öyle yani hani aşırı derecede büyük bir pet haline gelmedi ama gene de kahraman pet olmuş oldu. 24.8 HP veriyor şu anda dediğim gibi. Şimdi birazcık pet kitabı sandığı alacağım pazardan. Şu mamalarımızdan bir kurtulalım. Kitabı sandığı alacağım kendi stoklarımdan. Pazarda çok fazla bir satış olmuyor maalesef ki şu anda sunucuda. Böyle bir durumda sıkıntı yaşıyoruz.
Biz de kendi ürünlerimizi kendimiz kullanalım. Yani umarım ki güzel bir şey çıkar ve buradaki petin birkaç bir yakasını hallederiz. Tabii gönlümüzde Canavar Avcısı kitabı var. Umarım ki çıkarabiliriz. Bakalım ben sandıklarımı toplayıp geleyim. Satılmayanları alıp gelelim. Pet kitabı sandıklarını aldım geldim. Hemen pet kitabı sandığımızı toplu bir şekilde açalım derken tabii buradaki değil. Şöyle bir miktarını satmışız. Totalde 40 civarında vardı. 20 kadarı gitmiş. 21 tanesi kalmış. Arkadakini son kurşun olarak ayırdım. Ama görerek açmak istemiyorum. Sonrasında bakalım istiyorum. Şöyle her şeyi bir kapatalım. Hadi bakalım şuradan başlayarak açacağım. Umarım ki bir Canavar Avcısı kitabı, bir engel kitabı alırız ve pazardan Canavar Avcısı çekmek zorunda kalmayız. Fiyatları 35 fonu görmüş. Çok pahalı. Yani gerçekten çok pahalı. Zamanında 24-25 fondu. Biz hatta 24 fonu aldık. Burada 30 fonken getirdik ama burada satamadık o fiyatlara. Şimdi bu şekilde yaptığımız farmın ekmeğini bakalım yiyebilecek miyiz? Şu arkadaki son kurşunu en son açacağım. Tüm ümitleri oraya bağlayacağım. Umarım ki çıkarmışızdır. Hadi bakalım. Yank düşmeyle başladık. Yank düşme maalesef ki iş yapmaz. Vampir. İyileştirme. Şöyle birazcık efektler açalım bakalım. Belki böyle açınca güzel bir şeyler olur. Vampir. Menzil. En azından bir engel çıkarabilirim ama. En azından bir engel. Gerçekten güzel olur. Hayalet. Hayalet. Menzil. Vampir. Berserker dursun bunu basarız. Bir tek Berserker mı verdin ya? Bir tane daha vermiş. At bunu. Hop. Valla yani engel bile çıkmamış beyler ya. Yani birazcık üzücü oldu tabi. Valla üzücü oldu beyler. Zamanında hani nasıl desem sizlere Razor sandığı açarak ondan çıkan pet kitabından Canavar Avcısı çıkarmıştım var arka arka iki kere ama bu sefer olmadı. Pazardan çekeceğiz yapacak bir şey yok ya canavar. 35 fondan alacağız. Bir de şimdi böyle 21 sandık açtık. Oldu bize 35 fona 50 fonluk bir kitap almış olacağız. Çok güzel. Dedik ki oyunda şansımızın yetmediği yerde para konuşur kardeşim. 50 fonluk bir takviyeyle hemen getirdik Canavar Berserker engel kitaplarımızı. Şimdi petimize bunları yedirelim. Üzerimize birazcık daha nakit alalım ama öncesinde şunları hızlı hızlı ben okutayım bakalım. Güzel olacak ya güzel. Canavar Berserker engel şeklinde yapacağız petimizin BK'larını. Dediğim gibi 40 fon civarı gitti. 20 fonda biz daha harcadık şöyle tatlısından. 50 fona 60 fona denk gelmiş oldu bu BK'lar. Pet'in durumundan sizlere bir haber vermek için kayda girdim. Şöyle 93 level haline getirdik Pet'i. Gayet güzel bir şekilde XP'miz de artmaya başlıyor. Ama mamalarımız çok azaldı. Totalde nereden baksanız kaç envanter mamamız varmış bizim? 24, 28 kaç oluyor ya? 48-49 envanter nereden baksanız bir mamamız varmış şu anda. Son 10 envanterim kaldı ve Pet'imiz 93 level. Dedifimiz 100 level yapmakta ama 97-98 civarlarında kalabilir. Şöyle şu kısmı sizlere doldurayım. 27.7 HP'i 19.2 bir savunma değerine ulaştık. Yani HP'miz bir kere daha 1.5 artarsa eğer ki 32 HP'de kalıyor. Defansımız bir tık düşük oluyor diye düşünmekteyim. 22 görebiliyoruz ama sanırım 22 yapabiliyoruz defansımızı. 23 olmuyor maalesef ki 23'ün üstüne de çıkamıyoruz. Defans bir tık daha fazla artsa güzel olabilirdi. HP'miz de beklentimizin birazcık altında kaldı. Ben şunu mamalarını tekrardan yedirmeye devam edeyim. Bakalım şu 10 envanter mamayı yediğimizde kaç levelde kalacağız? Gönlümüzden 100 level geçiyor. En azından HP artışını 2 kere alabilelim. 98 levelde yanlış hatırlamıyorsam 98 olması gerekiyor. Sondan bir önceki defans artışını yapacak. Ona da ihtiyacım var. En azından 98 level olmasını istiyoruz, temenni ediyoruz. Şöyle şunları da yedirmeye başlayalım. Çok fazla mama yiyor gördüğünüz gibi bu seviyelerden sonrasında ve bu mamaların fiyatları çok yüksek miktarlarda şu anda pazarda. Exponent olduğu zaman tabii haliyle bir de çok daha artıyor. Burası en azından burayı doldurursa hani rahatlatır bizleri. Doldurmadı gibi gözüktü. Bakalım doldurmadı. Maalesef üzerimizdeki mamalar da bu levele yetmedi. Şu kadar bir mamayı tekli olarak yedirdik ve yetmedi gördüğünüz gibi. Devam edelim ben diğer mamaları da yedirim sonrasında. Pazar kontrolümü yaptım. Uyandığımda garip bir şeyle karşılaştım. 35 fondan parıltılı istediğini satıldığını gördüm. Ve ben de yakın dönemde gidip yılat farmı yapmayı düşünüyorum açıkçası bu sebepten dolayı. İstirdeler eğer ki gidiyorsa gayet tatlı bir şekilde buradan getire sağlayabiliriz. İlk kez oyunda bu arada istirde sattım. Güzel de oldu diyebilirim. Bunu da üzerimize alalım. Örslerde herhangi bir oynama yok maalesef ki. Anahtarlar da bekliyor bakalım. Beyler karakterin petine şöyle 96 level yaptık. Biz de dedik ki birazcık zırhımızdan güçlenme elde edelim ki auraya otomatik hava bıraktığımız zaman bizi rahatlatsın istedik. Şimdi hedefimiz 20 tane metalimiz var. 20 metalli artı 9'u net olarak görebilmek. Tabii üstüne çıkarsa da çok güzel olur. 2 tane beyaz incim var kendi çıkartabildiğim. Geri kalanını pazardan çekmeyi düşünüyorum. Kolay bir şekilde olur da buradaki 20 metalli artı 9 olursa ilk hedefimiz dediğimiz gibi artı 9. Çünkü bu zırhların ilk güçlenmesi defans babında artı 9 oluyor. Artı 9'da 535 civarında bir defansımız olur diye tahmin ediyorum.
Hatta 537 diye düşünüyorum. Bakalım kaç olacak. Olur da bu basımdan istediğimizi elde edemezsek bir sonraki basımımızı 100 adet metalle yapmayı düşünüyorum. 100 adet metalle aynı anda toplu bir şekilde girişeceğiz zarımıza. Şimdilik bu şekilde 20 tane metalim var. Yılan ipeğim sadece 400 adet varmış. Pazarda da çok az var. O yüzden ilk 8 artımızda bunun artı 8 olması gerekmekte. Şöyle ilkini sizlerle birlikte vurmak istiyorum. Burası benim en şanslı basım yaptığım yerde. Umarım ki güzel şeyler elde ederiz. İlkine vuruyoruz. İlkimizden başarısızı aldık. Şöyle birazcık daha bekleyelim. Tekrar vuralım. Tekrar skill açarak. İkincisi de yanıyor. Umarım artı 9'u görebiliriz. 3 4 5. Birazcık yer değiştirelim. Yani olacak gibi gelmedi çünkü bana. Ve son 3 denemem bu zırh için. Bu artta malzeme takviyesi yapmadan. Birazcık daha öncesinde denemiştim ben bunu artı 8'e. Birazcık zorlayacak gibi gözüküyor bizi zırh. Maalesef ki her zaman zorladı zaten. Böyle manzaraya doğru manonun üzerindeyken basacağım. Hadi bakalım 6.sında geçti. 6.sında geçirdik. Bu binekten inme binme olayında bir şey var gibi hissediyorum ben de. Ve tekrardan 9'a deniyoruz şimdi. Umarım ki bu da çok zorlamadan olacaktır. Hadi bakalım tekrar inbin yapıyorum. Geçiyor. Nasıl ya? Bu totemi devam ettireceğim burada. Ona da 2 tane beyaz incim var. Deniyorum. Aa bir şeyimiz yokmuş. Neyimiz yokmuş? Beyaz incimiz yok beyler ya. Beyaz inci alıp gelelim. Bu geçecekti muhtemelen. Artı 9 oldu bu arada. 539 defansı oldu. Düşündüğümden daha yüksek. Şu anda istediğimi bir miktar almış gibi oldum. Umarım ki ona da geçirebiliriz. Şu anda 13 adet metalimiz kaldı. 7 artı da 9 olması gayet güzel. Arka arkaya geçmiş. Çok güzel oldu. Evet, beyaz inci takviyesi yapmadan önce 2 beyaz incimiz var dediğimiz gibi kendimiz çıkarttığımız. Bunlarla bir denemek istiyorum. Buradaki olayı bozmadan. Şöyle artı onu da tekte gelir mi acaba? Çok isterim. Yok yok tamam o kadar da değil dedi. İkincide de olur kankacığım. İkincide de gerçekten beni mutlu edersin. Evet evet birazcık beyaz inci toplayıp geleceğiz. Bak, evet 12 tane incimizi aldık. 12 tane de metalimiz var. Şöyle de CH3'e geçtim. CH3'te deneyeceğim. Şurayı da kapatalım. CH3 yazısında oyun bir görürsün istiyorum. Şu metal bize Nesne Market'ten gelen bir metaldi. Bunda ticareti varmış bu arada. Garipsedim şu anda. Bunu da ilk olarak atmak istiyorum. Hadi bakalım. 10 bizim korkulu rüyamız. Daha öncesinde 80-90 kere geçiremediğimiz bir zırh olmuştu. Umarım bunda da aynı senaryoyla karşılaşmayız. Şöyle 3.deyiz. 4.'ümüzü deniyoruz. Artı 10 katmanı en riskli ve sıkıntılısı beyler. Son 10 hakkımız. Umarım ki geçirebiliriz. Oh be. Çok güzel. Çok güzel. Artı 10'a geçirdik. 4.de geçti zannediyorum ki. Güzel oldu. Gerçekten güzel oldu. Devam edelim. Artı 11 de çok zor bir olay diyebiliyorum. Artı 11'imiz de gelmedi. Şunları da hemen artı 11'e doğru atalım. Belki 11'de olur. Tekrar attan inbin yapacağım. Bu olay birazcık sanki o zırhı falan bugluyor gibi. Şu 5-6 metalle de artı 11 olursan yeterli benim için. Buradaki iki ağacın arasını gözüme kestirdim. Burada deneyeceğim. Birazcık da dice atmak istiyorum öncesinde. Artı 11 gelmişti aslında biliyor musunuz? Onu da atmak güzel olurmuş. 99 dicesiyle bunu da deneyelim. Bakalım artı 11'imiz gelecek mi? Artı 11 çok zorlayıcı. Çok zorlayıcı diye biliyorum gerçekten evet. Daha öncesinde de artı 11'e geçiremediğimiz çok oldu. Evet artı 11'e. Artı 11'i de geldi. 12'si gelir mi? Ürünlerimiz var. Son metalimizi de artık vuruyoruz. Artı 12 de gelirse yeterli bizlere. Şimdi bunu da atlanıp binerek atmak istiyorum ama. Şöyle artı 12'miz de. Hayırlı olsun. Yok tamam 11'de kaldı. Güzel. Yeterli bence yeterli. 12 bir de şu 9 beyazla 13 katmanını atlattık mı gayet güzel olur. Artı 11 oldu zırhımız. Çok da tatlı oldu gerçekten. Şuradaki binicilik tesadüfi de pazara atıp satmak yerine kendime kullanmak istiyorum. Belki bir canavar bonusu gelir. İleriye yönelik bir yatırım olmuş olur. Bundan canavar bonusu dahil şeytan, meytan, ork, bork her şey çıkabiliyor. Umarım ki bize canavar olarak yansır. Hadi bakalım öğrendik ne geldi. Böceklere karşı güçlü geldi bunu kaldıracağız. Gidip kaldırmaya da bakalım bir nasıl kaldırılıyormuş. Şuradan at becerisini kaldır diyerek de binicilik böceklere karşı güçlüyü kaldırdım. Aynen kaldırabiliyoruz bu şekilde. Deneye deneye biz buraya artık canavarı getirmeye çalışacağız bir şekilde. 400 anahtar kasana kadar çıkarabildiğimiz tüm tesadüfler 2 tane bir sürü de at becerisi sandığı attı ama maalesef bu kadar çıkarabildik. Bunu da deneyelim. Sohbet satırını görmek istemiyorum. Sohbet satırını gizledim. Şöyle gene attan inbin yaparak yapacağım bunu da. Ne oldu? Ha yapamıyormuşuz. Bunu attan inbin yaparak yapamıyormuşuz beyler. Şöyle skill açarak yaptık. Ne geldi? Çöl canavarı geldi. Her şeye geliyor böyle işte her şeyden. Azar azar veriyor.
Bunu da arttırırken sizden Gaia ve Yang istiyor. 1000 Gaia da az değil. Bunu da sileceğiz. Umarım bir canavar getirebiliriz bir gün. Evet, o zaman sizleri şöyle paralı askerlerimle birlikte, gerçek paralı asker budur kardeşim. Şuradaki lisansla aldığınız hiçbir işe yaramaz. Onları da silmişim zaten. Gerçek paralı askerler bunlar kardeşim. Bunlar para kazandırıyor insana. Yok oyuna gelen paralı asker falan getirmiyor bir şeyler. Sizlere de buradan bu kadar demek istiyorum. Erdoğan'a da gelmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.